Tayyip hocam diyor ki bu sistemi şahsım için isteyecek kadar karaktersiz değilim. Niye? Şahsın için de iste. Yani bu bir karaktersizlik olmaz ki, sen bunu vatan millet için istiyorsun. Allah için istiyorsun. Lider kendini Allah için korur. Çünkü lider yok olduğunda memleket de yok olabilir. Memleketi korumak için kendini korur lider. Dolayısıyla böyle demesin Tayyip hocam. Yani biz onu korumakta kararlıyız. Yani anayasanın da bir vasfı da onu koruyucu olmasıdır. Yani ne yapalım? İngilizlerin devletini eline mi bırakalım? Tabii ki koruyacağız. Dolayısıyla kendini koruması, bizim onu korumamız son derece güzel. O kendini koruyorsa Allah vatan, millet, bayrak için koruyor. Nefsi için korumuyor. O makama niçin geldi? Nefsi için mi geldi? Allah için geldi. Vatan, millet, bayrak için geldi. Kendini koruyorsa da Allah için, vatan için, millet için, bayrak için korur. Şahsı için korumaz. Yani nefsini kurtarmak için yapmaz. Değil mi? Lider mesela sağlıklı olmaya dikkat ediyor, sıhhatli olmaya dikkat ediyor. Bu nedir? Küfrü kızdırır. Münafıkları kızdırır. Vatana, millete de bir güzellik olur. Biz Tayyip hocamızı sağlıklı, sıhhatli, efendim, başta görmek isteriz. Dolayısıyla onu devirmek isteyenlere karşı devlet tedbir alıyorsa bu da meşrudur, legaldir. Etrafında koruma polisleri var. Niçin yapılıyor? O korumak için yapıyoruz işte. Koruma tedbirlerini artırdık. Niye artırdık? Onu korumak için yaptık. Sırf şahsını koruma değil bu. Devleti koruma. Yani cumhurbaşkanı koruma demek, devleti koruma demektir. Anayasa cumhurbaşkanını koruyacak tedbir alıyorsa devleti korumak için tedbir alır. Dolayısıyla devlet, millet korunduğu için Tayyip hocam bundan tedirgin olmasına gerek yok.